Manşete hoş geldiniz. Üç görüntümüz var bugün. Bu üçüncüsü Utku Çakırözer'in pazar denetimleri. Utku Çakırözer'i Ankara yıllarından tanırım. Yan yana muhabirlik yaptık. O milliyette çalışıyordu. Siyasetçi olmasına da bir türlü alışamadım. Bana göre o bir gazeteci ve zaten gazeteciliğini yapıyor. Siyasetçilikten öte. Bu üçüncü görüntü. Fakat ilk görüntümüz evet dehşet verici. Dünden beri çokça paylaşıldı. Mezopotamya Ajansı'nın çektiği, paylaştığı görüntü. İstanbul'da metroda saç tokası satan Suriyeli çocuğa şiddet. Buna gerçekten bu tipleri yakalayacaksın veya bu tipi aynıyla ve aynı orantısızlıkta misliyle mukabele edeceksin. Yani başka yolu yok. Ve bir daha kimse buna cüret edemeyecek. Tabii bir sürü yorumları okuyorum. O çocuğun ne kabahati var? O çocuğu oraya getiren koşulların koşulları oluşturan kimlerse onlarla meselenizi çözün gibi bir sürü alt alta sıralanıyor. Fakat bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Bütün dünyada, başta Avrupa, Amerika, ilticacılara, mültecilere ya da sığınmacılara ne derseniz göçmenlere yönelik sayı çokça arttığı kabardığı için öfke var. Ve politikalara, politikacılara yapmadıklarını, yapamadıklarını enteresan bir şekilde acılarını oradan çıkarıyor insanlar. Yani bu Medeni iyi eğitimli insanlar için de geçerli. Öfkelerini onlara kusuyorlar. Halbuki onlar bir soruç. Onlar savaştan kaçmış, onlar ekonomik sıkıntılarda acaba bir nebze çözüm olabilir mi diye bir umut batıya yelken açmış. Onlar siyasi suçlardan kaçmış, onlar bir türlü düzelmeyen ülkelerinin istikrarsız durumlarından kaçmış filan. Onlar geleceklerini düşündükleri için veya ailelerinin çocuklarının geleceklerini düşündüğü için göçmüşler. Bu koşulları evet onların idarecileri hazırlamış olabilir fakat bir yönüyle de göçtükleri yerdeki hükümetler ve idareciler hazırlamış olmuyor mu? Amerika, İngiltere, Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri vesaire. Orta Doğu bataklığı dediğimiz bataklığı oluşturan etkenler değil mi? Başat etkenler değil mi? Bakın Irak meselesine birazdan geleceğiz. Siz isterseniz bir işin diğer tarafı da şu. Çokça tepki gelecek aşağıda yorumlarda biliyorum. Fakat isterseniz bu göçü sınırınızda önleyebilirsiniz. Engelleyebilirsiniz. Mesela Amerika'ya Meksika sınırından geçmeye çalışanların kamyon, tır vesaire gibi araçlar içerisinde hatta bavulda ekrana geldi biraz önce. Nasıl insanların istiflendikleri, yerleştirildikleri artık kasalara falan yerleştirmiyorlar. Gizli bölmelere yerleştiriyorlar. Kasaların altındaki oluşturulan bölmelere konuyorlar falan. Detaylı bir X-ray taramasıyla her türlü bariyer aşılarak o aracın içindeki insanlar görüntülenebiliyor. İsterseniz tek kişiyi bile sınırlarınızdan geçirmeyebilirsiniz. Zaten bu göç meselesi, e, gerek Fransa ile İngiltere arasındaki problem, gerek Amerika ile Güney'indeki ülkeler veya Güney Amerika arasındaki problem, benzer biçimde Türkiye ile kendi komşuları arasındaki problem, tümüyle siyasi nedenlerle. Yani bir taraf salıyor, bir tarafta da göz yumuyor. Şimdi dönelim mi baştaki görüntülere, Utku Çakır üzerin pazar denetimine sesli bir video. Sesi açacağım bir dakika. Sonrasında üzerine konuşacağız. Kaçıyor. Aynen. Öyle mi? Mesela fasulye yarısı yazıyor. Tam yazmıyor. Artık pazar. Pazarda durum bu halde. Aynen. 150 lirayı yazamıyor. 100 lirayı yazamıyor. Aynen. Çünkü vatandaş alamıyor. Aynen öyle. Alım gidiyor. Zaten verdiğimiz 250 lira 250 liramız. Orada da var. Ayşe Kadın yarısı. o da yarısı. Yani. O da yarısı. Görüntüler bu kadarla sınırlıydı ama son derece açıklayıcıydı. Yarım kilo etiketlerinin yerine artık bir yemeklik etiketleri konmuş. Bir yemeklik 200 gram 30 lira bamya. Tam yemeklik 335 gram 50 lira. Etikete kilogram fiyatını yazdığında müşteri kaçıyor diye esnaf. Bamyaya kilogram fiyatı 100 lira, 150 lira yazdığında müşteri kaçıyor. Bizde bir yemeklik yani 200 gram, tam yemeklik yani 335 gram etiketlerini koyduk. Bir yemeklik bir kişilik demek yani. Bir kap, bir kap yemek 30 TL. Tam yemeklik yani 2-3 kişilik 50 TL. Evet. Karpuzun en bol olduğu Ağustos ayında hala dilimle karpuz satıyoruz. Vatandaş onun da pazarlığını yapıyor çünkü vatandaşın alım gücü sıfır. Pazarda durum maalesef içler acısı. Karpuzun dilimle satılmasına karşı değilim antır parantez çünkü Batı'da da görmüşsünüzdür, ziyaret edenler bilir büyük karpuzlar dilimlenerek satılır çünkü büyük karpuzun bir ailenin tüketeceğinden bile fazladır. Onu dörde bölerler, çeyrek dilimler halinde satılır. Hem karpuzu görürsün, kalitesinden emin olursun, renginden emin olursun, hem de daha fazla para ödememiş olursun. Karpuzun karpuzun dilimle satılmasına e, karşı değilim antır parantez. Durum bu. Durum çarşıda, pazarda bu. İşte bu da yakın çekim fotoğrafı. Bir yemeklik, tam yemeklik öz bilecik bamyası. Göçmenler meselesi Irak, Suriye demişken işte dedim ya o çocuktan çıkarmayacaksın acısını. Biliyorum aşağıya tepki mesajları gelmeye devam ediyor. Fakat sizin yöneticileriniz Irak vatandaşlarına vizesiz Türkiye'ye geçiş hakkı verdi biliyor musunuz? Artık sınırda mayınların arasından ya da tellerin üzerinden atlayarak kaçak geçiş yapmalarına gerek yok. Irak pasaportu olan belli bir yaş grubunda 15 yaş altı işte 50 yaş üstü falan diyor ama önemi yok. Geçenlerin mühim bir bölümü zaten bu yaş grubunda genç çocuklar, genç erkek çocuklar ve işte 50 yaşın üstü demiş. Ha yani güya 15 yaşla 50 yaş arasındakileri işte vizeye sevk etmek için filan. Tabii şu da var, tuhaf. Cumhurbaşkanlığı kararıyla oluyor bu. Irak vatandaşlarına kısmi vize muafiyeti resmi gazetede yayınlanırken, 1 Eylül'den itibaren, yani yarın da el öbür gün Iraklılar elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelecek. Türk vatandaşları Irak'a gitmek için vize almak zorundaymış biliyor musunuz? Yani mütekabiliyet dediğimiz eski dilde Türkçesi karşılıklılık. Yani bir ülke diplomaside bu vardır. Bir ülke sana ne yapıyorsa aynıyla karşılık verirsin. Buna mütekabiliyet derler. Eskiden eskide diplomat diplomatlar. Yeni Türkçeleşmiş ifadesi karşılıklılık. Şimdi Irak sana vize uyguluyor, sen Irak vatandaşlarına vize uygulamıyorsun. Akıl tutulması değil. Yani bambaşka bir hikaye. Aklını peynir ekmekle yeme hali ya da aman aklınıza mukayyet olun Türkiye milleti filan deme hali gibi bir şey. O bir yanı. Öte tarafta bu kadar dert var. Sığınmacılara, göçmenlere, mülteciye neyse öfke büyüyor. Sen ki Irak'ta Suriye kadar Afgan göçmen olmasa, onlar kadar olmasa bile Irak'tan gelen göçmen de veya işte ilticacı, sığınmacı da epey bir miktarda oraya kapıları açıyorsun ardına kadar. Hem de genç çocuklara sonuna kadar açıyorsun. Pasaportu olan uçakla ya da işte efendim şeyden Karayoluyla sınır kapılarından elini kolu sallayarak geçecek. Evet. Böyle bir coğrafya ve Türkiye'nin Irak sınırı, Suriye sınırı en uzun sınır, 900 kilometre belki biraz daha uzun. Irak sınırı da az değil. Tamam dağlık bir sınır filan falan. Fakat Suriye sınırından olduğu kadar rahat geçemiyordu göçmenler. Bir diğer yönü itibariyle maalesef dramatik. Irak sınırı daha kısa ve dağlık bir sınır. Geçmesi zor, sarp. Ondan dolayı belki de Ankara, Iraklılar rahat gelebilsin diye pasaportlarıyla geçiş imkanı sağladı. Tabi bir de işin diğer bir tarafı da var. Ankara ile Bağdat arasında, Kuzey Irak arasında da yoğun temaslar var. O temasların da getirdiği bir sonuç. Hem Dilruba'ya hem Dilara'ya sahip çıktı. Dilara'yı biliyorsunuz. Bir sokak röportajındaki reportajın, ifadeleri nedeniyle tutuklandı ve Eylül başında davası başlayacak. Duruşması var ki ilk duruşmada tahliye edilmesi bekleniyor onu da söyleyelim. Dilara kim? Dilara da Dilara Çiçek. Başı örtülü olduğu için Dünya Diş Hekimleri Kongresi'nde görev al alması engellenmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de demiş ki, Dilara'nın geleceği de Dilruba'nın geleceği de CHP'nin güvencesi altında. Pek zannetmiyorum. Fakat devamla şunu söyleyeceğim. 1. 22 sene sonra AKP Türkiye'sinde başı örtülü bir genç kız veya üniversiteli bir kongrede engelleniyor. Kutlu olsun. Yani ülkeyi getirdiğiniz noktada ülkeyi getirdiğiniz noktada hala bu meseleyi halledebilmiş değilsiniz. Birinci sonuç bu. İkinci sonuç hala utanmadan bunun üzerinden bir mağduriyet devşiriyorsunuz. Bak hala başı örtülülere karşı bir hazımsızlık filan diye. Yani utanmadan sıkılmadan 22 sene sonra bunun üzerinden bir mağduriyet devşiriyorsunuz. Üç, hiç düşünmüyorsunuz. Oluşturduğunuz atmosfer, sosyoloji neyse, toplumsal gerilim, kutuplaşmanın bir sonucu bu aynı zamanda. İnsanlar başı örtülülere daha önce baktığı gibi bakmıyor. O ılıman hava, o müşfik hava, o karşılıklı anlayış, birbirinin inancına, duruşuna, yaşam biçimine saygı havası kayboldu. Bu da sizin yüzünüzden. Üçüncü ve en dramatik sonuç da bu. Ama rahat olun, Dilara'nın geleceği de, Dilruba'nın geleceği de CHP'nin güvencesi altında. CHP demişken Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava açılmış efendim. Evlere şenlik ama hak ediyor mu CHP Genel Başkanlık katı? Bunu hak ediyor. Şimdi bakalım dava nedir? MHP şikayetçi olmuş. MHP'den de sabıkalı tipler. İzzet Ulvi Önter, hepsi mafya ile başı. Fethi Yıldız, mafya avukatı. Alaaddin Çakıcı'yı çıkaran isim. İsmail Faruk Aksu. Şubat 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe vermişler. Şubat 2022'de verilen dilekçe iki buçuk sene sonra işleme konmuş. Bu haberi de Seyhan Avşar'ın ifadesiyle öğreniyoruz. Gerçek gündemde çalışıyor. Habere baktığınızda iddianamede yani iki buçuk sene sonra uyuyan dolapta tutulan iddianame iki buçuk sene sonra tedavile sokulmuş. 2014 konuşması var Kılıçdaroğlu'nun, 2015 konuşması var, 2019 konuşması var filan. Mart 2019 Habertürk, Eylül 2017 Fox TV, 2019'da da İş Dünyası Konfederasyonu filan falan. Yani konuşmalara bakarsınız, detayına girmeyeceğim. İşte bu suçtur, o, o, yani böyle bir suç olabilir mi Allah aşkına dediğimde Kemal Kılıçdaroğlu olurum veya CHP sözcüsü gibi konuşmuş olurum, o tellere basmayacağım. Ama iktidar ısıttığı bir dosyayı ya da daha doğrusu buzlukta tuttuğu bir dosyayı indirdi, tedavile soktu. Şubat 2022'deki bir suç duyurusu iki buçuk sene sonra işleme alınıyor. <laughs> yani yeri geldiğinde hemen günü birlik yapıyorlar. Yeri geldiğinde böyle uykuda. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının uykuda olması gibi. Bir de <laughs> CHP'lere şunu söylüyorlar. İstinafta dosya, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak kararı ile ilgili dosya. İstinafta şu anda sırada. Yani ona sıra gelmesi biraz zaman alacak. CHP'ler de bunu buna bel bağlayıp gazetecilerle paylaşıyor. Tuhaf. Bazen gerçekten uzaklaşmaları birkaç hafta gerçekten bulundukları noktada nereye gidebiliyorsa, hatta nereye kadar gidebiliyorlarsa uzaklaşmaları ve biraz hava almaları, tatil yapmalarını tavsiye ederim. Yani iyi gelir. Biraz pillerini doldursunlar ve o toksik ortamdan çıkarak belki de sağlık düş sağlıklı düşünme, mantıklı düşünme yetilerini yeniden kazanabilirler. Bu mümkün. Hepten akıl sağlığı kaybedilmiyor. Şimdi 17 Ağustos 2024 Hacı Bektaş'ta liderlerin verdiği böyle bir görüntü vardı. Hatta bu görüntü çokça eleştirilmişti. Neden? Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun önünde sehpa var, Kılıçdaroğlu'nun yok. Fakat iktidar Kılıçdaroğlu'nu ciddiye aldı ve onun hakkında dava açtı. Tabii sorular var. Sorular şu. 1. Hedef Kılıçdaroğlu mu CHP mi? Her ikisi de. 2. İki, dosya uykuda mıydı? Evet uykudaydı. Suçlamalar çünkü 17, 19, 22 hatta daha geriye giden konuşmalar da var. 3. dava CHP'yi birleştirir mi? Umulur ki. Fakat iktidar CHP'yi karıştırmaya ve CHP'deki e, liderlik yarışını çeşitlendirmeye çalışıyor. Yani lider adaylarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Şu anda elde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Hani imkan olsa beşincisini de ekleyecek. Ve bu dördü beşi arasındaki gerilimi, e, inatlaşmayı... Ne bileyim karşılıklı demeçleşmeyi e, tabana da yaymak ve e, kendi güdümünde olan ki ona bir sonraki programda bakacağım. Kendi güdümünde olan muhalif görünümlü kanallarda bu konuları tartıştırarak bunu ısıtarak sürekli olarak bununla vakit geçirme derdinde. Neden? E, çarşı pazar yanıyor. Başta onu getirdim yani. Dava CHP'yi birleştirir mi? Umulur ki. Fakat ihtimal bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Kılıçdaroğlu emekli olsa hatırlanır mıydı? Tabii ki hatırlanmazdı. Köşesine çekilseydi, torunlarıyla meşgul olsaydı tabii ki hatırlanmazdı. O da ortada olduğu için. Delege beni isterse tabii ki tekrar genel başkan olurum dediği için. Siyasete veda etmediği için hedef alındı ve oradan da bir şey dönüyor. Saray boş durmuyor onu yazdım yani. Karşınızdakiler boş durmuyor. Hep bir oyun planı var ve bu oyun planıyla her dönem ve her zaman sonuç alıyor. Ve her defasında aynı oyun planını uygulamaktan çekinmiyor. Siz bunu çok iyi bildiğiniz halde adeta hani böyle tenis maçında, basketbol maçında, futbol maçındaki top toplayıcılar gibi top ne zaman çizgiden çıkarsa, tribünlere giderse koşa koşa gidiyorsunuz o topu tekrar oyuna sokuyorsunuz. Top toplayıcıdan farkı yok. Mevcut başta CHP olmak üzere muhalefetin. Toparlayalım. İnsanlar olması gerekene sevinir oldu. Neymiş efendim İstanbul'da taksi sayısı 2500 daha ilaveyle ve uygulamadan çağrılmak suretiyle filan bundan sonra işlem olacakmış ve taksimet, e, taksiler taksimetrenin dışına çıkamayacakmış, müşteri seçmeci olmayacakmış falan. Şimdi bu müjde diye veriliyor. Ne zaman? Ekrem İmamoğlu'nun 6. senesinde. Ve insanlar buna seviniyor. Yaşa başkan sağ ol işte en azından dertleri bir süre bir süreliğine çözeceksin. Bir kere o kadar taksi yetmez. İki, Tek eli kırmanız lazım. Uber vesair gibi alternatif uygulamalar, bölgesel taksi, taksicilik devreye girmesi lazım. Hepsi de elbette denetlenir, vergisini verir. Hem de iş, ek istihdam olur. Aynı zamanda zaten bütün bu e, ta, şeyler, taksi meselesi dünyanın her yerinde uygulamalar üzerinden çalışıyor. İnsanlar da kolayca gideceği yere bu uygulamalarla, bu uygulamaları kullanarak ulaşır. Ücretini öder, sen de onu vergilendirirsin. Serbest de bir rekabet olur. Fakat şu anda hala bu noktaya gelinebilmiş değil ve 2500 taksi ilavesine sevinir oldu İstanbullu. Olması gerekene bile sevinir oldu. Fransa ile bağlayalım. Gözaltı süresi dolan Telegram CEO'su Pavel Durov serbest bırakılmış. Rusya doğumlu aynı zamanda Fransız vatandaşı. İddianamede ne olduğu, hakkındaki suçlamaların ne olduğunu hiç önemi yok. Emir olun Facebook'un başındaki de, Twitter'ın başındaki de... Ee, diğer aklınıza gelebilecek sosyal ağ platformları neyse hepsi de boğazına kadar çeşitli e, kriminal konulara batmış durumdalar. Eğer titiz bir inceleme yaparsanız hepsini yargı önüne çağırabilirsiniz. Zaten zaman zaman da e, çağrılıyorlar. Politik mahfillerde, belli komisyonlarda falan dinleniyorlar. Mark Zuckerberg de öyle, Elon Musk da öyle, öbürü belki de öyle. Herkesin başı bu konularda belaya girmiştir. İsterseniz bulursunuz. Burada tamamen değişen siyasal dengeler içerisinde yeni dünya düzeninde, Avrupa ile Rusya inatlaşmasında falan Fransa Başkanı'nın kendine göre takındığı tutumda veya tutumdan kaynaklı bir durum var. Daha öncesinde Emmanuel Macron yani Fransa Başkanı hukuk devletinde özgürlükler gerek sosyal medya gerekse gerçek yaşamda vatandaşları korumak temel haklarına saygı göstermesini sağlamak üzere hukuk çerçevesinde kullanılır falan gibi laflar söylemişti. Ne kadar çok tanıdık değil mi? Hatta diyor ki bu karar hiçbir biçimde siyasi değildir. Konuyla ilgili karar yargıçlara aittir. Bu tür konularda maalesef hukuk da siyasetin dümeninde kararlar verir. Macron demişken, Macron seçimle yüksek oy almış ve başbakanlığı da hak eden ve hükümet en azından hükümet, yeni hükümet görüşmelerine, müzakerelerine davet edilmesi, fikrine başvurulması gereken başbakan adayı NFP'nin yeni halk cephesi. Görüşmüyor. Her iki tarafta görüşmeye yanaşmıyor. Fakat Macron ne diyor biliyor musunuz? Sol bir hükümetin parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te güven oylaması alamayacağı için kurumsal istikrarı tehdit edeceğini söylüyor. Kurumsal istikrara başkan karar veriyor ve bir yönüyle de bir elinin tersiyle halkın oyunu hiçe sayıyor, ittiriyor. Onunla müzakere masasına bile oturmuyor ve Meclisteki güven oylamasında bile ne çıkacağını biliyor Macron. Üç yıldan daha az süresi kaldı fakat kolay kolay bırakacağı benzemiyor benden söylemesi elinden gelse zaten iki dönem kuralını üç döneme çıkarırdı. Ee, onun için iki dönemi koymuş Amerika'da koymuş başka yerlerde de var İki dönemden sonra firavunlaşıyorsun yani bu net yani insan doğası böyle özel olduğunu görevli olduğunu düşünmeye başlıyor ve ben gidersem demokrasi çöker. İstikrar kaybolur falan böyle bakıyor yani. Joe Biden da öyle bakıyordu. Zor gitti biliyor musunuz 82 yaşında. Kolay bir karar değildi yani. Her neyse. Diyor ve manşeti bağlıyoruz. Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla hoşçakalın.